Komutanım, akrabalarınız geldi. Tamam. Şahin, yeğenim. Amca. Ya otele gelecektiniz, gelmediniz. Biz kalkıp gelelim dedik. Ya şu askere de çok üzüldüm ya, başınız sağ olsun. Sen nasılsın Şahin? İyi. Bir şeyin yok değil mi? Dur bir kız. Hele bir içeri geçelim, konuşursunuz. O halde buyurun amca. Bari siz de onlardan çok öldürdünüz mü yeğenim? Biz kim olursa olsun, ne olursa olsun ölünce sevinmiyoruz amca. Hadi girelim. Gelin neye bakıyordunuz? Düğün yakın herhalde. Hayırlısıyla yakın. Ya Remziye, pasta getirdik. Unuttun mu? Zahmet etmişsiniz amca. Yok yok, seni uğraşma hiç. Ben gidip kantinden getiririm. Sen de pasta servis et. Şahin'le evlenmen hiç akıl kârı iş değildir kız. Şahin'in anası babası köyde yalnızdır. Daha geçen sene küçük kızlarını teröre kurban vermişlerdir. Biz sahip çıktık. Yoksa... Beklenmeyen bir kaza da olabilir değil mi baba? Dünya hali bu. Her şey olur. Terör var ortalıkta. Kurşunun nereden geleceği belli değil. Bu evlilik olmazsa babana kan davası başlatırım ha. Ne etmek istersin? Aileni bana kırdırmak mı? Allah'ım, nasıl insanlar bunlar? Bu evliliğin sonucunda Şahin ailesini kaybederse senin yüzündendir, bilesin ha. Ben alayım Şahin, ben dağıtırım. Sen otur gelinim. Benim kız servis eder. Etsin bakalım. Düğün için bekliyoruz ha yeğenim. Tamam amca. Söylediklerimi yabana atma kız. Hadi gidelim Remziye. Ya benim yüzümden Şahin'in ailesine bir şey yaparlarsa... Allah'ım ben ne yapacağım? Oh be, diyorum sonunda gittiler, rahatladık. Hadi biz de nikah tarihini almaya gidelim artık. Oradan da gelinlik. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu?